Evet, peki hocam, faranjitle devam etmek istiyorum ben. Faranjite nedir? Bir çözüm yolu var mıdır? Nasıl engellenebilir? Evet. Olmadan önce yok edilebilir mi veya olduktan sonra yok edilebilir Şimdi bu mi? gördüğünüz de ebem gümeci. Ebe gümeci veya ebem gümeci denir. Çiçeklerini görüyorsunuz. Çok güzel, çok hoş bir çiçeği var. Güzel mi? Evet, rengi de çok güzel. Evet. Bunu efendim Girit Türkleri, Giritliler çok iyi bilir. Bundan çok güzel mavi pilav yaparlar. Çiçeklerini toplarlar, kuruturlar. Pilava katıldığı zaman pilava mavi bir renk verir. Mavi pilav derler. Çoğu reçeteyi vermez. Reçetesi çok basit halbuki. Yani bazı insanlar pilava zerdeçal katar. Sarı, altın sarısı güzel bir renk oluşur. Giritliler de bunun çiçeğini kuruturlar. Pilava kattıkları zaman mavi bir renk verir. Hoş bir renktir. Bunun özelliği balgam söktürücü olması. Akciğeri temizler, faranjiti önler, boğazdaki mukozanın tahriş olmasını, tahrip olmasını önler. Çünkü bu çok özel bir şlaim, yani mukoz bir madde içerir. Bu mukozayı böyle koruyucu özelliğe sahiptir. Faranjitin sebebi bakteri, virüs, akut. Eğer tedavi edilemiyorsa, kronikleşmişse kronik faranjitin sebebi farklıdır. Yani kronik faranjitle akut faranjit biraz farklı. Bağırsaktaki mantarlar boğaza yerleşmişse buna karşı antibiyotik kullandıkça hasta daha da ağırlaşır. Kronikleşir. Kronik faranjit tedavisi imkansız bir hal alır. Ne kadar kimyasal ilaç kullanırsa o kadar tehlikeli olur. Çünkü antibiyotikler boğazda mantarı besler. Yani her türlü antibiyotik mantarı çoğaltır, azdırır, azaltmaz. Mantara hiçbir ilaç zarar veremez. Mantara karşı dünyada en etkili birkaç bitki vardır. Bunlardan birini ilk defa Türkiye'de söyleyen benim. Kimse duymamıştır adını. Nedir Adı o? nedir? Horopito. Horopito, Yeni Zelanda'da yetişen bir bitki. Mantara karşı dünyada en etki bitkilerden biridir. Aloe vera, Türkiye'de laden gülü veya karahan. Biz bunlarla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Adaçayı forte. Birleşiminde adaçayı ekstrakti, ebem gümeci ekstrakti. Bu ebem gümeci faranjite karşı kullanıldığında kronik faranjit, fakat sıradan basit bir faranjit değil. Faranjit genellikle din adamlarında, yani Kur'an okuyan, müezzinlik yapan efendim veyahut da öğretmenlerde, siyasetçilerde, ses sanatçılarında veya Çok sunucularda, konuşanlarda yani. evet sunucularda Bizlerde olması yüksek çok ihtimal, konuşan evet. kişilerde ses tellerinde tahribat, tahriş olur. Kişi daha da çok konuştuğu için ve gerilimli bir ortamda konuştuğu için milyonların önünde ne olur? Daha da hassaslaşır. Buna karşı korumak için adaçayı forte, çok mükemmel bir formülümüz var. Bu yavaş yavaş temizler, arıtır. Artı çay ağacı yağı da gargara yapılırsa boğazı temizler, arıtır. Bakteri, virüs ve mantarı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Fakat faranjitin sebebi bağırsaklar olduğu için, yani birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da sebebi bağırsaklar olduğu için bağırsakları tedavi etmeden asla tedavi olmak mümkün değil. Kalıcı tedavi olunmaz. Çünkü boğazdaki faranjiti tedavi ettiniz diyelim. Adaçayı forte. Kullandınız, bitti. Kişinin bağırsaklarına mantar varsa yeniden bulaşır. Geçici bir çözüm Eliyle oluyor. veya başka yolla. Bu nedenle çözüm değildir.